Bizim evden hiç çöp ekmek çıkarmıyorum kuzum. Hiç çıkarmam. Değerlendiririm. Buzluğa atıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Çöpe giden günde iki ekmek gidiyor bizim evde. Oğlan getiriyor. 20 ekmek çöpe gidiyor. Kurutuyorum ben onu galeta unu olarak köftelere falan kullanıyorum da fazla ekmek almıyoruz. Biz ekmek kesinlikle zayi etmeyiz. Çünkü biz zamanda yokluk gördük. Yokluk gördüğümüz için varlığın değerini biliriz. Ve kesinlikle ekmek ziyan etmeyiz. Ben kendim yemiyorum ama o aç insanları düşündükçe var ya gerçekten çok üzülüyorum. Çok moralim bozuluyor. Bizim evimizden çöp ekmek gitmiyor. Niçin gitmiyor? Çünkü onları değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Et alıp yahut da tavuk alıp onların üstüne ilave yapıp güzelce çocuklara tekrar da sunum yapıyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz. Kalan ekmekler olursa şayet ki bizim evimizden gerçi çıkmıyor ama bazen çıktığı olduğu zaman dahi onları alıyoruz. Hayvan barınaklarını kendim götürüyorum. Hiç çıkmaz benim evimden. Kedileri var, kedilere doğuruyorum. Yemek sularını döküyorum, kedilere yemeklerine koyuyorum. Yiyorlar, kediler yiyor, köpekler gelip yiyor. Hayvanlara veriyorum yani, hiç ziyan etmem. Hiç çöpe bir kırık ekmek atmam. Ya sadece bu ekmekle mi kalıyor? Hani bunun yanındaki yemek, çöpe atılan o şeyler, sebzeler, meyveler. Yani bir o kadar da öyle koy, çok büyük bir zarar yani. Kurutuyorum, köfte için kullanıyorum. Bir kısmını mesela eşim ekmek soruyor, hani getireyim mi diye. Hayır diyorum, kuru ekmek yiyoruz. Kızartıyoruz, yani çeşitli yollarla şey yapılabilir, yemekler yapılıyor. Çöpe giden pek olmuyor. Yiyeceğim iki kişiyiz zaten. Günde bir defa alıyoruz ekmeğimizi. Pek çöpe atmıyorum, günah çünkü. Ben size söyleyeyim, biz normal bir paket ekmeği yaklaşık bir haftada yiyoruz. Çünkü buzdolabında saklıyorum. Kalanları da kuşlara veriyorum. Hiç yiyen yok ki bizde. Ben tek dişim de yok zaten. Gerçek. Yani elimden geldiğince eve az ekmek almaya çalışıyorum. Ama yine de vardır payımız. Yalan da söyleyemeyiz. Bizim evden de çıkıyor ama çok fazla değil tabii. Yani bir ekmek, iki ekmek çıkıyordur mutlaka. Yani ben kendi adıma çok üzülüyorum. Ailemi de bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Hani sonuçta Müslüman bir ülkeyiz. Nimete de değer veren bir ülkeyiz ama buna rağmen dünyanın en çok çöpe ekmek atan ülkelerinden biri olmamız çok üzücü tabii. Ben onları ekmek köftesi yapıyorum. Islatıyorum bayat ekmekleri. İçine peynir, yumurta, soğan, sarımsak, maydanoz ne geliyorsa onları yoğuruyorum güzelce. Köfte yapıyorum, kızartıyorum. Vallahi ben hiç ekmeğimi ziyan etmem. Hiç bayatlamaz benim ekmeğim. Fazla oldu muydu buzdolabına koyarım, oradan çıkarım. Tencereye su koyarım, iki bardak suyun üstüne de bir kapak koyarım. Buharlaştırırım, o pamuk gibi olur, gene ısıtır yerim. Bazen 5 oluyor, 10 oluyor, 4 oluyor, 7 oluyor. Nüfusa göre. Çöpe bu kadar ekmek gidiyor mu sizden yani? Vallahi herkes de gidiyor. Şimdi ekmek çöpe gidiyor. Onca aç ülke var. Ekmek bulamayan onları düşünsünler atarken. Hiç. Bile bir kıtı çöpe yok. Peki ekmeği çöpe atanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok günah. İsraf. Eğer çöpe atmazsa, fakir fukara verse. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. İnsan gibi görmüyorum ekmeği çöpe atanı.